Sayın Hasan Doğan Dede, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hızır aylarındanız. Tam da Hızır günlerin içerisindeyiz. Hızır bizi izleyen bütün canlara keder vermesin. Onları darda zorda bırakmasın. Eyvallah. Bugün Hızır Allah'ım. üzerine sizinle sohbet edeceğiz. Hızır, biz Aleviler için neyi ifade ediyor? Neden bu kadar önemli bir figür? Neden bu kadar önemli bir isim bizler için? Eyvallah İsmail dedim. Ben de bu Hızır ayında oruç tutan, Hızır orucunu tutan, Hızır lokması veren, birbirlerine yardım eden bütün canların tuttuğu oruçlar, verdikleri lokmalar, yaptıkları hizmetler kabul olsun. Hızır bizi olmaza, yaramaza düşürmesin. Allah Allah. İsmail dedim, tabii Hızır Aleviler için neyi ifade ediyor sözü aslında çok geniş bir kavram, yani nerede Evet. alacağımızda baktığımızda. Ama ben şuradan bakmak istiyorum. Ben diyorum ki biz Aleviler olarak yaşadığımız süreç içerisinde, egemen inançların içinde yaşadığımızdan dolayı daha çok yerleşim olarak Anadolu'nun böyle kırsal, ulaşılmaz yerlerini göç etmişiz. Oralarda yaşamak zorunda kalmışız. Buralarda yaşamaya mecbur kaldığımızda da kendi inanç önderlerimize, inanç dediğimizde bir mana yüklediğimizde erimize, pirimize, evliyamıza da anlam ve mana yüklemişiz. Tabii bütün inançlarda, bütün toplumlarda Hızır var. Herkes kendine göre bir yorum, bir anlam ve mana çıkarmış. Ama biz özellikle Anadolu Kızılbaş Alevileri Hızır'a başka bir anlam ve mana yüklemişiz. Anadolu Alevileri inancı içerisinde Hızır her an bizimle olan, her an yardıma ihtiyacımız olduğunda, darda zorda kaldığımızda yardım edebilecek veya bizim emanet edebileceğimiz bir figür, bir anlayış, bir evliya aslında bizim için. Şimdi biz Aleviler olarak şöyle bakıyoruz. Bütün semavi dinlerde peygamberlerle Hakk'ın arasında, yani Allah'ın arasında bir elçi var. Yani eğer Allah bir mesele tebliğ edecekse, peygamberlere söyleyecekse aralarında Cebrail var. Önce Cebrail'e tebliğ eder, daha sonra Cebrail de gider peygamberlere veya işte ümmetine tebliğ eder. Biz Anadolu'daki Kızılbaş Alevilerinde bizdeki Hızır arada hiçbir vesile olmayan, hatta Hakk'ın kendisi olan, yani kendisi olan bir anlayışla biz Hızır'ı algılıyoruz. Çünkü bizdeki Hızır anlayışı hiçbir kitaba, hiçbir peygambere, hiçbir inanca, hiçbir millete sığmaz. Biz ona başka anlam vermişiz. Neden vermişiz? Biz Hızır'ı sadece aslında zorda ve darda olduğumuzda değil, her işimizde, her konuşmamızda, sohbetimizde, muhabbetimizde, İşte bir işim olmuş İsmail Dede'ye demişsem, İsmail Dede benim için bu işimi bana yardım eder misin dediğinde, yardım ettiğinde eyvallah, Hızır hizmetini zaya vermesin der. Yani Hızır bizim hayatımızın her alanında, her yerinde. Özellikle bu Hızır ayları geldiğinde bizim işte Ocağın ortasından Şubat'ın ortasına kadar bu 4 haftalık süreç içerisinde bizim Alevilerin, işte bu kırsal bölge dedik, orada yaşayan Alevilerin görgü sorgusunun yapıldığı dönemler ve bu aylarda bizim için Hızır ayı. Hızır ayı. Şimdi görgü sorgu dediğimiz ne? Cemlerin, cemaatlerin yapıldığı, pirlerin taliplerine ziyaret ettiği, müsahiplerin birbirlerine gittiği, aynı zamanda işte yargının, sorgunun, görgünün olduğu günler. İşte o yaşadığı yerde pir taliplerine gittiğinde eğer orada bir sorun varsa çözebileceği bir ortam, alacaklı verecekli olan bir durum olmuşsa bunları çözeceği ortam. Biz bu Hızır aylarında, bu aylarda işte Hızır'ın günleri demişiz, anlamlandırmışız, manalandırmışız. Şimdi ben aslında başka bir boyutta bakacağım. Bu biraz belki biraz toplumda nasıl anlaşılır bilmiyorum ama sevgili dedem. Şimdi bizim Alevi inancında ben Hızır, tabii bunu Hızır'la bağlaştıracağım ama her senenin bir sahip olduğuna inanıyorum. Şimdi biz bunu ne zaman yapıyoruz? Gagan'la beraber yapıyoruz. Şimdi Gagan'ı yaptığımızda bizde
bir fattik olur, gelin olur, bir yaşlı olur. Bunlar gelirler, o oyunlarını sergilerler. Üzü peçeli biri gelir, yaşlıyı beri taraf eder, gelini alır, kaçar. Şimdi o gelen gencin bir sonra gelecek senenin sahibi, o beri taraf edilen yaşlının da o içinde bulunduğumuz senenin sahibi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu gittiğinde, gelini alıp gittiğinde ne zaman gelir? Tam bizim Hızır aylarında gelir. Değil mi? Biz gelini de neyle götürürüz? Atla götürürüz. Değil evet. mi? Atla götürürüz. Şimdi bizim tam Hızır ayı geldiğinde de özellikle Anadolu'da işte zor günler. Tipinin, fırtınanın olduğu günler, işte hayvanın, kendi yiyeceğinin azaldığı günler. O arada Hızır tipiyle, fırtınayla gelir. Mesela tipi olduğunda biz deriz ki Hızır atını oynatıyor deriz. Hızır atını oynatıyoruz. O zaman da geldiğine inanıyorum. Diyorum ki o gelen de işte o senenin sahibi diyorum. Aynı zamanda da o dönemde de cemre havaya düşer. Havaya düşer. Gelir işte daha sonra cemre suya düşer. Tam toprağa düştüğünde Mart ayları geldiğinde bizim için Mart aylarında kutsal günlerimiz var değil mi? Kara Çarşamba var, hafta mal var. İşte koca karı keçilerini dağa çıkarır, buyutur. Aynı zamanda işte 21 Mart cemrenin toprağa düşüp kainatın canlandığı dönem. O dönemde bollukla, bereketle gelir. Biz bir anlamda da Hızır'ı ne zaman, nasıl bozattı Hızır dememize rağmen aslında biz Hızır'ı yeşille anlamlandırırız. O da neyin anlamı? Bolluğun, bereketin anlamı. O dönemde geldiğine inanırız. Bunun için Alevi inancı içerisindeki Hızır bize göre peygamberler üstü, evliyalar üstü, veliler üstü bir anlayış. Tabii biz bunu Hızır derken işte murat veren diyoruz, kısmet veren diyoruz. Ama biz Aleviler olarak eyvallah bunu ruhani boyutta hak eyvallah bunu böyle düşüneceğiz. Ama biz bunu böyle düşünürken gerçekten bozatına binen, yüzü peçeli, bize kısmet dağıtan, bize nimet dağıtan, bize murat veren diye biri beklersek hata yaparız. Evet. Niye hata yaparız? Çünkü biz işte Anadolu'da geldik, köklerimiz Anadolu'da. Biz şimdi Avrupa'ya geldik değil mi? Avrupa'dayız. Şimdi biz Hızır'ımızı aldık, buraya getirdik. Neredeydi Hızır? Bizim gönlümüzdeydi. Değil mi? Onun atı olsaydı, ata bindirseydik, bilmem ne yapsaydık buraya getiremezdik. Bizim için nerede Hızır? Gönlümüzde. Peki gönlümüzde derken de inancımız içerisinde Hak Adem'de anlayışından başladığımızda da Hızır'ın da insan sıfatında insanlara göründüğünü anlatırız değil mi? Anlatırız böyle. Şimdi eğer Hak Adem'de Hızır'ı da insan sıfatında gösteriyorsak eğer demek ki Hak Adem'deyse siz de Adem'in kendisisiniz. Peki Hızır'ı da aynı anlamda anlamlandırıyorsak eğer demek ki siz Hızır'sınız. Değil mi? Peki bu anlayışla ne yapacağız? Birbirimize Hızır olacağız. Aynen. Birbirimize yardım olacağız. Biz Hızır'ı anlatırken eğer sadece kıratına, bozatına bindirir, dolandırırsak, yarın çoluk çocuğumuz okula gittiğinde der ki nasıl olsa Hızır bana yardım edecek. Benim yazılıya çalışmam gerekmiyor. Hayır, biz Hızır'ı unutmayacağız. Ondan medet bekleyeceğiz. Yetiş ya Hızır diyeceğiz. Biz cahit edeceğiz. O da muradımızı verecek. Nedir bu da? Bu da bizde oluşan o ihtikat boyutu, inanç boyutu. Onun için bizlerin birbirine Hızır olmayı birbirimizin Hızır olacağız. Şimdi dedem şey vardır, siz de bunu çok duymuşsunuzdur. Ya işte der, ben diyor gittim diyor işte çok zor bir durumdaydım, tam bilmem şu olacaktım diyor. Genç biri diyor orada çıktı geldi diyor, el attı bana diyor, Hızır gibi yetişti bana diyor. Eyvallah. Aslında işte onun Hızır'ı durur. Öbür tarafta işte yaşlı bir adam geldi diyor işte şunu yaptı bana, yol gösterdi, evladım bu taraftan git dedi. Senin yolun burası. Eyvallah. Öylelikle beni çığdan kurtardı diyor. Eyvallah. Yani bunun birçok örnekleri var. Öylelikle aslında işte Hızır'ın hem Hakk'ın kendisi olduğunu ama aynı anda da sen olduğunu da gösterendir. Ve bizde de önemli olan yolumuzda gerçekten o Hızır'a sığınırken aynı anda başkasının da Hızır'ı olabilme Aynen. becerisini göstermemiz gerekiyor. Dedem şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tabi Alevilerde diğer inançlardaki gibi işte belli günler
ibadet olayı yoktur. Her zaman her yerde yapabilirsin. Bizim öyle belli bir şeyimiz yoktur ama bu Hızır ayında ibadetimizin en yoğun olduğu dönemdir böyle. Hani işte yazın herkes kendi işinde, aşında toprağını biçiyor, kaldırıyordu, ediyordu, hazırlığını görüyordu, kış hazırlığını. Kış gelince daha böyle sakin bir ortamımız oluyordu. Orada da o hem onun o zorluğu da aşma anlamda hem de zaman daha fazla olduğu için dedeler işte giderlerdi taliplerine ve orada haftalarca süren işte o köyden o köye, o köyden o köye ibadetler şey yapardı. Siz de Ocaksadeli birisisiniz. Hatırlıyor musunuz dedenizde, babanızda en azından o günlerin ibadetleri nasıl yapıldığını veya gidiyorlar mıydı taliplere, yapıyorlar mıydı? Bu Hızır ayı öyle yoğun muydu yine eskiden? Şimdi sevgili dedem, mesela biz kendimiz, biz de geldik artık belirli bir yaştayız. Biz kendimiz mesela düşündüğümüzde, şimdi Alevilerin 365 gün içerisinde farklı inanç günleri var. Değil mi? İşte Yas-ı Matem var, işte Nevruz var, Hızır var. Şimdi bunların hepsi, mesela Nevruz tartışmalı içimizde, Muharrem tartışmalı içimizde. Yani farklı yörelerde, farklı coğrafyalarda olmamıza rağmen, farklı milliyetlerde olmamıza, işte Türk, Zaza, Kürt, hatta mesela bizim Kürt olmayan, Zaza olmayan, Türk olmayan taliplerimiz var. Hmm. Bizim Ermeni asıllı, hatta Roman asıllı taliplerimiz var. Şimdi diğer günlerin hepsi tartışılır. Yani tartışılıyor, yani öyle diyeyim, tartışılıyor. Tabii haklılığını, haksızlığını onu tartışmıyoruz biz. Evet. Ama böyle bir var, bir çelişki var. Hızır ayı geldiğinde hiçbir çelişki yok. Hmm. Yani orada bir bütün oluyoruz. Bir bütün oluyoruz ve aslında bizim de inancımızı aşikar eden günler. Değil mi? Bizim evet. Sadece inanç boyutumuz yoktur yani. Aynı zamanda bir de sorgu, yargı, sanat, kültür, ondan sonra Alevi hukuku işte o günlerde işleniyor değil mi? Cemler, cemaatler, görgüler, sorgular konuda. Onun için biz Hızır'ı diğer günlerimizden daha da içini doldurarak daha da coşkulu, yoğun yaşıyoruz. Yoğun yaşamalıyız da. Burada da yaşamalıyız. Burada yaşamalıyız ve çocuklarımıza da aktarmalıyız. Sevgili dedem, biz Anadolu'da geldik. Alevi köylerinde büyüdük. Kimsenin bize Alevilik anlatması gerekmiyordu. Değil mi? Hepimizin piri vardı, rahberi vardı, talimin bizim piriydi. Onun içinde doğuyordunuz. Orada doğmuştuk. O geleneksel yaşam içinde yetişiyordunuz. Eyvallah. Şimdi geldik metropollere geldik, işte Avrupa'ya geldik, Berlin'e geldik. Şimdi burada bizim çocuklarımızın bunu yaşaması mümkün değil. Belki evde böyle yaşıyoruz hakikallah ama okulda başka, sporda başka, ne bileyim farklı farklı yerde başka başka inançlar ve kültürlerle yaşıyor. Benim arzum, isteğim biz bu Hızır günlerinde cemevlerimizi daha yoğun, daha aktif hale getirip gençlerimizi, çocuklarımızı daha nasıl bu Hızır günlerinde nasıl anlatabiliriz, daha nasıl işleştirebiliriz diye çaba içinde olmamız lazım. Biz Berlin Cemevi olarak bu sene yapıldı. Gagan'da da yapıldı. Geçen cemevinde gençlerimiz, çocuklarımız için de resim günleri yapıldı. Hak hizmetlerini kabul etsin. Çok önemli ve anlamlı yapılan hizmetler. Evet. Şey sorusunu sormuştum, oraya bir daha değinir misiniz? Yani özellikle dedenizin, babanızın taliplere gitme olayı falan düzenli bir var mıydı? Çünkü o da artık günümüzde yok olan farklı bir sistem ama en azından bilmeyenler açısından sistem nasıl işliyordu? Gidiyorlar mıydı taliplere Hızır günleri, neler yapıyorlardı? Şimdi tabii biz öyle bir ailede geliyoruz. Bizim babamızın, dedemi görmedim ama babamla gördüm. Bir Türkmen köyünde geliyorum. Yani o... Orada kalmışız biz. Şimdi orada Hızır ayı olduğunda herkes lokmasını yapardı. Hatta talep ederlerdi. Derlerdi ki, babamın ismi Ali Ekber, derlerdi ki dede bize cem yap, Hızır cemi yap derlerdi. Lokmalarını herkes alırdı, getirirdi. Gelen lokmaların hepsi de üstü kapalı gelirdi. Yani kimin ne getirdiği belli olmazdı. Getirirlerdi orada. Şimdiki gibi cemevleri gibi böyle bir düzenimiz, bir şeyimiz yoktu o zaman. Evlerde getirirlerdi. O evde kim varsa gülbengini alır götürür oralara verirlerdi. Muhabbet edilirdi. İşte delil uyandırılırdı. Sohbet edilirdi. Kim köyde hasta,
işte mezarlara ziyaret, eğer o köyde birisinin acısı olmuşsa, işte felancanın şu ağrısı, acısı vardı, gidilmeli, görülmeli, görülmeli diye. Küskünler, dargınlar varsa cem başlamadan önce bunlar halledilirdi. Halledilirdi. Eğer kurbanı olan varsa da şöyle yapılırdı kurban kesildiğinde sevgili dedem. O kurbanı tırnaklarını yıkarlardı, gözlerini yıkarlardı. Eğer kurban kesen müsaipli ise kurbanını alır, o kapıya giderdi. O kapıda da rızalık alırdı. Daha sonra da dolanırlardı. Kapı komşudan da rızalık alınırdı. Kurban keserken kapı komşu da rızalık veriyor mu o kurban kesen cana diye. Kurbanlar kesilirdi, kesilirdi. Tabii taliplerimiz bize gelirdi. Benim babam şeye gitmezdi. Talip içine gitmezdi. Daha çok bizim taliplerimiz gelirdi. Hala bugün de böyle. Bizim taliplerimiz bize gelirdi. Dediğim gibi evet ama bizim köyde tabii sadece biz şıkametli deliler yokuz. Baba Mansur talip olanlar var. Ahuçen talip olanlar var. Onların da pirleri o dönem gelirlerdi. Gelirlerdi. Onların da görgüsü, sorgusu yapılırdı sevgili dedim. Evet. Şimdi çağımızda tabii işte o dediğim gibi içine doğmadığımız için aslında ailelerimize o anlamda bir çağrınız var mı? Yani gerçekten çocukların en azından işte alevlik dersleri veriliyor burada, okullarda veriliyor, cemevinde veriliyor. Ya da işte oruç açma esnasında olsun, Hızır ceminde olsun getirmeleri faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sevgili Pirim, biraz önce de konuştuğumuz gibi biz köylerde geldiğimizde bize kimsenin anlatması gerekmiyordu. Burada kurumlarımız var. Özellikle biz Berlin cemevi olarak ben gerçekten burada hizmet eden bütün canların hizmetlerini Hızır kabul etsin. Tamam. Çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Ve bizim de evet dediğin gibi Alevilik derslerimiz var okullarda. Mutlaka okullarda yapamıyorlarsa bile en azından cemevine müracaat etmeleri lazım. Burada çocuklarımız var. Biz de Alevi inanç derslerine göndermek istiyoruz diye. Eğer yoksa eğer, çünkü onun bir prosedürü var. Onları cemevinde canlarımız onu söylerler. Cumartesi, pazar burada 250 tane, 260 tane şu anda çocuklarımız geliyor. Alevilik dersleri veriliyor. Mutlaka buralara gelsinler. Dergah sohbetlerimiz var. Dedelerimiz oradalar. Mutlaka dergah sohbetlerine gelsinler. Kurumlarımızda işte şimdi panellerimiz var. Bu panellere gelsin katılsınlar. Gelsin katılsınlar. Çünkü bizim öğrenecek, Aleviliği öğrenecek yerlerimiz burası. Sevgili Pirim, benim bir başka bir ricam var bizim canlarda. Şimdi bizim çocuklarımızı bu son Alevilik derslerine gelen, hafta sonu Alevilik derslerine gelen çocuklarımızın aileleriyle geliyorlar. Aileleri geldiğinde de biz de genelde burada oluyoruz. Olurken de soru soruyorlar. İşte ya dede çocuğu getirdik Aleviliği öğrensin. Aleviliği öğrensin. İşte nasıl yapalım, ne edelim falan diye. Ben de soruyorum ya hep çocuklarımızı mesela biz son dönemlerde hep hizmet olduğunda gençler olsun diyoruz. Çocuklarımız olsun diyoruz. Bir şey olurken hep gençlerimiz olsun diyoruz ama biz gençlerimiz olsun derken aileleri unutuyoruz. Aileleri unutuyoruz. Peki diyorum siz Aleviliği biliyor musunuz? Biz de bilmiyoruz. Babamız anamız bize de bir şey söylemedi falan. Hmm. Biz ne yapak? Biz bilmiyorduk ki çocuğumuza da öğretek. Ama ben o zaman şöyle bir ricada bulunuyorum. Ya evet bizim böyle diğer inançlar gibi keskin olmazsa olmaz böyle olacak diye bir yapımız yok. Değil mi? Hiç olmazsa bir perşembe günü evinizde bir delil uyandırın. Hmm. Delil uyandırırken de deyin ki kimi çağırıyorsanız pirinizi çağırın, Hızır'ı çağırın. Kim diyorsanız aklınızda, gönlünüzde ne varsa çağırın. Yardım et bize, olmaza düşürme, yaramaza düşürme, birliğimizi bozma, bizi doğal afetlerde, kötü işte, kötü kazalarda koru de. Çocuğun da sorsun, anne baba sen neden bunu yaptın, niye yaptın? Sen de söyle, de ki evladım bizim işte perşembe günü bizim için kutsal. Bu delil, bu mum yaktığımız mum da bizim için ışık, aydınlık, hakkın bizi, nuru. Hakkın nuru, o kandildeki nur dediğimiz bu nur de. O da kafasında sorular oluşsun, sana sorsun, sen de cevap ver ki bir kazan kaynasın ki içinde de bir şeyler... Zaten en iyi öğreti aslında göstererek olur. Değil mi? Ben istediğim kadar anlatayım dediğiniz aslında çok değerli. Yani her alevinin aslında perşembe günü kendi evinde o delili uyandırması lazım. Ya da bir lokma yapması. Ya da perşembe günleri bir lokma yapması yani. Lazım. Orada komşuya o lokmasını vermesi gerekiyor. Ve çocuk bunu öğrendiği zaman, bunu gördüğü zaman o zaman ha diyor ben demek bu bana ait. Eyvallah. Ya da bir Hızır orucu tutmasın. Çünkü yani. Hızır orucunu tuttuğun zaman çocuk gördüğü zaman işte ben oruçluyum neyin orucu? Hızır'ın orucu dediği zaman otomatikman ne oluyor? O çocuk ha benim de bir orucum var. Çünkü öbür inançlardaki özellikle o
eksik görüyor çocuk kendinde. Evet. Onun orucu var, benim yok. Onun işte lokması var, benim yok. Onun işte duası var, benim yok. Aslında bizde hepsi var. Hepsi var. Hepsi var bizde. Yeter ki ailelerin çocuklarını onların çocuklarıyla paylaşsınlar onları. Müsaade edersen ben bir şey daha söylemek istiyorum sevgili efendim. Şimdi biz dün de bir konu oldu. Canlarla beraber oturuyorduk. İşte ya onlar da bu çalıyor söylüyorlar ya, ne diyorlar onlara? Kimi çalıp söyledi? Ya hep şey Müslümanlar çalıp söylediklerine ne diyoruz? Onlar bir şey yapıyor. Zikir. Zikir değil, onlar ilahi. İlahi. Şimdi ya onların ilahisi var, bizim de ilahimiz var. Hayır. Onların ilahisi var, bizim ilahimiz yok. Onlar ilahi çalıyorlar, biz deyiş çalıyoruz. Biz nefes çalıyoruz. Biz ayet çalıyoruz. Biz başka bir şey, devriye çalıyoruz. Başka bir şey. Şimdi biz inancımızı, yolumuzu, erkanımızı anlatırken karşısına birini koymamamız lazım. Onlar zaten egemenler. Onların her şeyleri var. Biz başkayız. Biz neyiz? Kızılbaşız. Aleviyiz biz. Biz aslında diğer inançlara, diğer dinlere göre Alevi inancı şirk. Allah'ın varlığına şirk. Onların bütün inançlarına göre biz... Tabii sen Hızır diyorsun, Hızır'a sığınıyorsun. Ziyaret diyorsun, ziyarete sığınıyorsun. Bu aslında şirktir. Değil mi? Pirine yani, diyorsun. Pirine diyorsun. Geliyorum lokmayı alıyorum önünde. Diyorsun, aynen ondan gülbengini alıyorsun. Sen diyorsun ki talibin geliyor lokmayı alıyor, önünde duruyor gülbengini alacak. Geldiğin yolda, durduğun darda, çağırdığın pirde himmet bilesin. Orada ne Ali var, ne Muhammed var, ne Hızır var, kimse yok. Direkt sen varsın. Geldiğin yolda, durduğun darda, çağırdığın pirde. Kim pir? Sensin. Senin darına gelmişim. Seni ben çağırmışım. Şimdi onun için bizim başkalarında var, bizde de var gibi yaklaşmanın yerine biz Aleviyiz ve Kızılbaşız. Biz başka bir şeyiz. Biz Anadolu'da, biliyorum bunların uzun olduğunu ama bunları konuşmamız lazım sevgili efendim. Anadolu'da gitmişiz. Ziyaret dediğimiz yerlere anlamını ve manasını biz yüklemişiz. Evet. Ağaca yüklemişiz, suya yüklemişiz, karadaşa yüklemişiz. Ama ondan sonra gitmişiz, o ziyaret dediğimiz taşın önüne gitmişiz. Ondan medet beklemişiz. O taştan medet beklemişiz. Ağacı kutsamışız, geçmişiz karşısına. Ondan medet beklemişiz, sudan medet beklemişiz. Onun için bizim inancımızı hiçbir yerine karıştı. Aslında bu doğayla ne kadar iç içe olduğumuzu da gösteriyor. Yani tabii ki. Ziyaretlerimizin dağ, ağaç, su olması bizim aslında doğayla nasıl iç içe olduğumuzu, onu da ayrı tutmadığımızı. O da aslında hakkın aslında değil, öyledir. Hakkın bir parçası. Eyvallah. Nasıl sen hakkın bir parçasıysa o ağaç da, dağ da, su da hakkın bir parçasıdır yani. Onun için Alevi inancında mesela bizim bu tahtacı Alevileri, tabii ben bunu okudum, söylendi de duydum. Ağacı keser ama ağacı kesmeden rızalık önce alır. Önce karşısına geçer. Önce ondan rızalık alır. Hmm. Rızalık alır der, ben senin canına kıyacağım der. İhtiyacın var buna. Tabii. Alevilik başka bir şey. Alevilik mesela avcılığı yasaklamış. Avcı olanı cemine almamış. Yani Aleviliği doğadan ayıramayız. Eğer ayırırsa koparız. Evet. Koparız. Biz mesela suyu, bizim eskide bizim köy çocuğuyuz. Biz oralarda büyüdük. Çok özür dilerim. İşte böyle anlatmak zorundayız. Demek zorundayız ki anlaşılsın. Mesela derler ki suya işemek günah derlerdi. Olmaz. Suyu bulandırma derlerdi. Bulandırma derlerdi. Kirletme derlerdi. Birisi dağda bir şey yaksa derlerdi ki ya havayı kirletiyor, toprağı kirletiyor derlerdi. Biz o belki onun anlamına ve manasına peki erişmedi. Aslında hak anlayışını iyi kavradığımız takdirde bu dediğiniz çok doğal bir şeyler. Otomatik çözülüyor. Aynen. Çünkü yani zaten bu onun içinde ve otomatikmen o hak kavramını anladığın zaman o suyun ne kadar değerli, havanın ne kadar değerli, ağacın ne kadar değerli, evet. Canlı cansızın ne kadar değerli, önemli olduğunu anlarsınız. Ona göre hayatınıza bir yön verirsiniz. Eyvallah. Şimdi sevgili dedem, sizde de bilmem böyle oluyor mu ama ben gerçekten mesela bu Hızır günlerinde kendim nedense daha iyi hissediyorum. Böyle içimde bir şey var, bir böyle hoş, tatlı bir heyecan oluyor böyle. İşte Hızır'da daha huzurlu hissediyorum kendimi. Eyvallah. Daha rahat hissediyorum kendimi. Yani bu işte bir matem günleri gibi değil. Yok. Bu daha farklı bir şey. Hızır'da işte gelecek, işte mihman olacak, kapım açılıyor, musayiplar geliyor, lokmalar dağıtılıyor. O atmosferde ben de yetiştim. Ve halen o içimde o duyguyu yaşıyorum. Aslında eyvallah. Bir
neşe kaynağı. Yani üzü bir keder falan değil, tam tersine bir neşeli bir ortam olduğunu da düşünüyor musunuz siz de? Sohbetimizin arasında söyledik ya, Hızır ayı Aleviler için başka bir şey. Evet, inanç günlerimiz, yani işte lokmalarımızın pay ettiği, sorgunun yargının yapıldığı ay, eyvallah. Ama aynı zamanda da murat veren, huzur veren, neşe veren. Değil mi? Mesela onun için biz gençler kavut yerdik ya da tuzlu veya tatlı kömbeler yapılırdı. Onları yerdik, yatacağız. Rüyamızda kim bize su verirse? Su verirse ondan evleneceğiz. Nedir bu? Bir murattır, murat. Değil mi? Neşedir. Mesela Hızır ayı geldiğinde herkes evini temizler. Herkes evini temizler. Herkes sabahta kalkar, kapısının önünü her zaman süpürür. Temiz tutar ki o eve Hızır gelir. Hızır kimdi? Mihmandı. Evet. Mihmandı. Her gelene Hızır bil. Evet. Ayı günü Hızır bil. Her gelene Hızır bil diyor. Onun için tabii ki bizim için aslında huzur veren gün, murat veren gün, inancımızı, itikadımızı yaptığımız gün, sorgumuzun arındığımız ay. Yani bu ayda biz aslında arınıyoruz aynı zamanda da. Ki bir sonraki gelecek döneme de daha ruhani hal olarak, daha temiz, temiz duygularla girelim diye. Evet, eyvallah. Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Programımıza katıldınız. Programımızı sizin bir tane Hızır üzerine söylediğiniz bir deyişle noktalayacağız. Ondan önce son olarak söylemek istediğiniz var mı? Eyvallah, ben önce size teşekkür ediyorum. Hak hizmetinizi kabul etsin. Gerçekten zahmetli bir iş yapıyorsunuz, uzun bir iş yapıyorsunuz. Hak hizmetinizi kabul etsin Ekin, senin de benim canım. Bu içinde geçtiğimiz süreçte dünyadaki bu kötü gelişen olaylara baktığımızda, işte ülkemizde gelişen olaylara baktığımızda, depreme, buraya baktığımızda, evet içimiz buruk, kötü bir durumdayız gibi görünüyor. Ama senin dediğin gibi biz bu olumsuzlukları olumluluğa çevirebilmemiz için birbirlerimize Hızır olup el ele, el hakka anlaşıyla bir araya gelip lokmalarımızı pay edeceğimiz, birbirimizin gözüne bakarak konuşabileceğimiz bir ortamı Hızır bize nasip etsin. Eyvallah. Hızır bize nasip etsin. Hızır hiç kimseye gençlikten ölüm, yaşlılıkta yoksulluk vermesin. Tabii diyecek sözümüz çok ama herkesin Hızır muradını versin. Eyvallah. Aşk ile. Eyvallah, aşk ile. Buyurun, sizden bir deyiş alalım. Sabahın sehrinde hey dost düştüm Kozan'da. Sabahın sehrinde hey dost düştüm Kozan'da. Gözüm korktu Hızan oldu Kızan'da. Kör olmuş kahyası hey dost düşmüş izan'da. Yetiş Hızır yetiş yetiş darın gülü. Kör olmuş kahyası hey dost düşmüş izanda. Yetiş Hızır yetiş yetiş darın günüdür. Yetiş Hızır yetiş yetiş darın günüdür. Atlar düzüm düzüm hey pir geçmiyor garda. Atlar düzüm düzüm hey pir yetmiyor garda. Köçeye söyledim hey dost yetiş sincara. Niye sultan Hızır hey pir yetişmez cara. Yetiş Hızır yetiş yetiş darın günü. Niye sultan Hızır hey pir yetişmez cara. Yetiş Hızır yetiş yetiş darın günüdür. Yetiş Hızır yetiş yetiş darın günüdür.
dağların başında hey dost Yavuz'dur Yavuz. Dağların başında hey pir Yavuz'dur Yavuz. Er odur ki dayım hey can geze Yalavuz. Sultan Hızır olsun bize, bize kılavuz. Yetiş Hızır, yetiş yetiş darın. Sultan Hızır olsun bize, bize kılavuz. Yetiş Hızır, yetiş yetiş darın günüdür. Yetiş Şahi Merdan ey ki darın günüdür. Dağların başında hey dost baktım geriye. Dağların başında hey dost baktım geriye. Birisi ağla binmiş hey pir biri doğruya. Birini benzettim Şahi Merdan Ali'ye. Yetiş Hızır, yetiş yetiş darın günü. Birini benzettim Şahi Merdan Ali'ye. Yetiş Hızır, yetiş yetiş darın günüdür. Yetiş Hızır, yetiş yetiş darın günüdür. Ahmet'im çok ağlayıp çok güldü. Kul Ahmet'im çok ağlayıp çok güldü. Bir cömert kan idi hey dost tez yara geldi. Sultan Hızır bize bize yardıma geldi. Yetiş Hızır yetiş yetiş darın günü. Sultan Hızır bize hey pir yardıma geldi. Yetiş Hızır, yetiş yetiş darın günüdür. Yetiş Hızır, yetiş yetiş darın günüdür.